Gündelik gerçeklerin altında, evren hakkında bildiklerimizin çoğunun yanlış olduğu nefes kesici bir dünya yatıyor. Fizikçi ve çok satan kitapların yazarı Brian Greene sizi insan olmanın kurallarını esneten bir yolculuğa çıkarıyor. Neden olayların sondan başa gerçekleştiğini görmüyoruz? Fizik kurallarına göre böyle bir şey mümkün. Binlerce yıldır evrenin nasıl işlediğiyle ilgili gizemleri çözmeye çalışıyoruz. Ve şu zamana kadar oldukça iyi işler başardık. Galaksilerin, yıldızların ve gezegenlerin net ve kesin hareketlerini ifade eden kanunlar ürettik. Fakat artık başlangıç aşamasındaki şeylerin çok daha bulanık olduğunu biliyoruz. Çünkü bizim resmimizi evrene tamamen gönderen devrim niteliğinde yeni kanunlar keşfettik. Dünyamızın görüntüsü uzay boşluğundan New York'a mikroskobik alanlara taşındı. Tüm bunların hepsi gerçeklik kavramını tekrar tanımlamamızı sağlayan garip ve gizemli kanunlar sayesinde. Bunlar kuantum mekaniği kanunları. Kuantum kanunları tüm atomları, yıldızların, gezegenlerin, kayaların ve binaların hepimizin içindeki en ufak parçaya hükmediyor. Kuantumun günlük hayatımızdaki yerini fark etmeyiz. Ama bakılması gereken yeri bilirseniz görürsünüz. Tek yapmanız gereken bakış açınızı değiştirmek ve atomların ve içlerindeki moleküllerin derinine inmek. Kuantum seviyesinde minik alanlara hükmeden yasalar, bilindik yasaların hükmettiği büyük günlük cisimlerden çok farklıdır. Ve onları gördükten sonra dünyaya bir daha aynı gözle bakmazsınız. Gezegenlerin güneşin etrafındaki dönüşüne hükmeden yasaları, bir topun gökyüzünde nasıl kavis çizdiğini, havuzun yüzeyinde dalgaların nasıl hareket ettiğini kısa bir süre önce çözdüğümüzü düşünüyorduk. Bu yasaların hepsi klasik mekanikler denilen denklemlerden çıkıyor. Ve bu yasaların sayesinde maddelerin davranışlarını kesin bir şekilde önceden kestirebiliyoruz. Bilim adamları yaklaşık 1000 yıl önce ışığın sıra dışı özelliklerini açıklamaya uğraşırken her şey bize çok mantıklı geliyordu. Örneğin cam bir tüpte ısıtıldığında gazdan çıkan ışık gibi. Bilim adamları bu ışığı bir prizmadan gözlemlediklerinde hayatlarında görmedikleri bir şeyle karşılaştılar. Gazı ısıtıp bir prizma aracılığıyla bakarsanız çizgi şeklini alıyor. Masanızın üzerinde cam parçasıyla gördüğünüz kesintisiz görüntüler gibi değil ama çok net çizgiler. Gökkuşağı ışığı gibi bir bulanıklık oluşmuyor. Çok belirgin renklerde ince ışık huzmeleri oluşuyor. Ve bunun nasıl devam ettiği bilinmez bir gizemdi. Gizemli renk çizgilerinin açıklaması 20. yüzyıl başlarında fiziksel dünyanın temel yapısıyla boğuşan radikal bilim adamlarından geliyor. Ve en şaşırtıcı kavramlardan biri masa tenisi üzerine yeni fikirler hakkında tartışmaya bayılan fizikçi Niels Bohr'dan geliyor. Bohr gizemi çözme yolunun maddenin kalbinden, atomun yapısından geçtiğine inanıyordu. Atomların küçük güneş sistemlerine benzediğini, elektron denilen çok daha küçük moleküllerin güneş etrafında dönen gezegenler gibi çekirdeğin etrafında döndüğünü düşünüyordu. Fakat Bohr'a elektronların güneş sisteminin aksine herhangi bir yörüngede değil, belirli yörüngelerde dönebildiği ileri sürüldü. İnanılmaz şaşırtıcı ve fizik kurallarının aksine bir fikri vardı. Belirli durumlar, bu elektronlara ait olabilecek sabit yörüngeler ve sadece o yörüngeler vardı. Bohr, atom ısıtıldığında elektronlarının uyarılabileceğini ve sabit bir yörüngeden diğerine sıçrayabileceğini söyledi. Her bir sıçrama ışık formunda çok belirgin frekanslarda enerji yayabilir ve atomların çok belirgin renkler üretmesinin sebebi budur. Kuantum sıçraması tabiri buradan geliyor.
Bu kuantum sıçramasıyla alakalı olmasa bile atom uyarıldığında ondan çıkan dalgalı rengi görebilirsiniz. Fakat biz laboratuvarda bunu görmedik. Çok net kırmızılar ve yeşillerle karşılaştık. Bu çok net rengin çıkış noktası ve sahibi kuantum sıçraması. Kuantum sıçramasını bu kadar şaşırtıcı kılan şey elektronun buradan direkt buraya gitmesiydi. Görünen o ki aradaki boşlukta hareket etmiyor. Mars kendi yörüngesinden çıkmış, Jüpiter'e gitmiş gibi. Bohr, kuantum sıçramasının atomların içindeki elektronların özelliklerinden kaynaklandığını öne sürdü. Tüm enerji tekrar bölünemeyen belirli minimum miktarlarda kuantumlar denilen farklı parçalardan geliyordu. Ve bu yüzden elektronlar belirli farklı yörüngeleri işgal edebiliyordu. Bir elektron ya burada ya da orada olmak zorundadır. Ve bu günlük hayatımıza karşılaştığımız bir durum değil. Anlaşılması zor olan kanıtın hızlıca birleşmesi Bohr'un haklı olduğunu gösterdi. Elektronlar gezegenlerden ya da masa tenisi toplarından daha farklı şekilde hareket ediyor. Bohr'un keşfi oyunun kurallarını değiştirdi. Ve atomun yeni tarifiyle Bohr ve meslektaşları fiziğin kabul edilmiş yasaları yüzünden kendilerini ciddi bir anlaşmazlık içinde buldular. Kuantum sıçraması sadece başlangıçtı. Daha sonra Bohr radikal görüşleri sayesinde tarihin en büyük fizikçilerinden biri haline geldi. Albert Einstein yeni fikirlerden korkmuyordu. Fakat 1920'li yıllarda kuantum mekaniği Einstein'ın istemediği bir yöne sapmaya başladı. Klasik fiziğin ayırıcı özelliği olan kesin, kusursuz öngörülerden sapan bir yöne. Özellikle çift yarık deneyi olarak bilinen bir test kuantumun gizemini ortaya koydu. Eğer kesinliğe dayalı bir gerçekliğin tanımını arıyorsanız hayallerinizi yıkabilir. Çift yarık deneyi yapıldığı ve gerçeklik anlayışımızı önemli ölçüde değiştirdiği için sevinebiliriz. Benzer bir deneyi ufak moleküller üzerinde değil de burada bowling yolunda sıradan nesneler üzerinde yaptı. Fakat ilk önce yol üzerinde birkaç ayarlama yapmam gerek. Bu toplardan birkaç tanesini yuvarladığımda her birinin bariyerin önünde durmasını, iki aralıktan birinden geçmesini ya da arkadaki ekrana çarpmasını beklersiniz. Aslında gerçekte olan da budur. Bunu başarabilen toplar her zaman ya sağdaki ya da soldaki aralığın arkasındaki ekrana çarpar. Çift yarık deneyi de buna benziyor. Tek farkı bowling topları yerine onlardan kat kat daha küçük elektronlar görüyorsunuz. Onları bu şekilde resmedebilirsiniz. Bu toplardan birkaç tane atınca neler oluyor görelim. Elektronlar kenarlardaki aralıklara fırlatıldığında diğer taraflarda çok farklı şeyler oluyor. Elektronlar iki alana çarpmak yerine dedektör ekranının her yerine iniyor. Tam olarak engelleneceğini düşündüğünüz yerde iki aralığın arasında da ince çizgi desenleri oluşturuyor. Peki neler oluyor? Fizikçilere göre 1920'lerde bile bu desen tek bir şeyi ifade edebilirdi. Dalgalar. Dalgalar bowling toplarının hiçbir zaman yapmayacağı bir sürü enteresan şey yaparlar. Ayrılabilirler. Birleşebilirler. Her iki aralığa da su dalgası göndersem ikiye ayrılır. Daha sonra da iki su dalgası kesişir. Uçları ve çukurları birleşerek bazı yerlerde daha büyük, bazı yerlerde daha küçük olur ve bazen birbirlerini etkisiz hale getirirler. Suyun yüksekliği ile ekrandaki parlaklık doğru orantılı. Uç noktalar ve çukurlar çok fazla sayıda çizgi yaratabilir. Ve bu da girişim deseni olarak bilinir. Peki molekül olan elektronlar bu deseni nasıl oluşturuyor?
Molekül moleküldür. Dalga da dalgadır. Bir molekül nasıl bir dalga olabilir? Bunun bir molekül olduğu fikrinden vazgeçmek lazım. Ve düşünün. Benim molekül dediğim şey aslında bir dalga. Okyanustaki bir dalga molekül değildir. Okyanuslar moleküllerden oluşur ama okyanustaki dalgalar molekül değildir. Kaya dalga değildir. Kaya kayadır. Yani kaya bir moleküle örnektir. Okyanus dalgası da okyanus dalgasına. Şimdi birileri çıkıp size kayanın bir okyanus dalgası olduğunu söylüyor. Nasıl yani? 1920'lerde bu deneyin ilk versiyonu yapıldığında bilim adamları dalga hareketini anlamak konusunda zorlandı. En sonunda Max Born adında bir fizikçi, dalga denkleminin ne anlama geldiği konusunda yeni ve devrim niteliğinde bir fikir ortaya attı. Born dalganın elektrondan ya da daha önce bilimde karşılaşılmış hiçbir şeyden yayılmadığını söyledi ve oldukça tuhaf bir şeyden bahsetti. Olabilirlik dalgası. Born, herhangi bir yerdeki dalga boyutunun orada bulunan elektronun olasılığını önceden tahmin ettiğini ileri sürdü. Dalganın büyük olduğu yerde elektron da çoktur diyemeyiz. Sadece elektronun burada çok fazla olması gerekir diyebiliriz. Ve bu çok garip değil mi? Yani elektron başlı başına karmaşık olasılıklar içeriyor gibi görünüyor. Şu an elektron nerede deme gibi bir hakkınız yok. Uzayın bu küçük bölümündeki bir elektron arıyorsam, nasıl bir olasılıkla karşılaşırım deme gibi bir hakkınız da yok. Yani bu herkesin herhangi bir zaman zarfında canını sıkar. Ufak bir elektronu fırlattığımda nereye düşeceğini hiçbir zaman tahmin edemem. Ama elektronun olabilirlik dalgasını bulmak için Schrödinger denklemini kullanırsam, fırlattığım herhangi bir elektronun düşeceği yeri kesin bir şekilde tahmin edebilirim. %33.1'i burada, %7.9'u da orada durabilir gibi. Bu tarz tahminler sürekli deneyler yapılarak doğrulanmıştır. Yani kuantum mekaniği denklemleri inanılmaz şekilde kesin ve doğru bir hal almıştır. Sizin de kabul edeceğiniz gibi bu tamamen olasılıkla ilgili. Eğer olasılığın tahmin etmeye indirgenmek anlamına geldiğini düşünüyorsanız, Las Vegas kumarhaneleri size bunun yanlış olduğunu kanıtlamaya hazır. Herhangi bir şans oyununda deneyin. Olasılığın gücünü görebilirsiniz. Diyelim ki rulet masasında 29 numaraya 20 dolar koydum. Kumarhane bu turda benim ya da bir sonrakinin ya da bir sonrakinin kazanıp kazanamayacağını bilmiyor. Bir. Ama kazanma ihtimalimi biliyor. Bu oyun için 38'de 1. 21. Yani ben şimdi ve sonra da kazansam, uzun vadede kazanan her zaman kumarhane olacak. Konu şu ki kumarhane herhangi bir kağıt oyununun zar atışının ya da rulet tekerleğinin dönüşünün sonucunu bilmek zorunda değil. Kumarhaneler kazanacakları binlerce dönüş, dağıtılan kağıtlar ve atılan zarlar konusunda kendinden emin olabilir. Ve bunun tam olarak ne kadar sıklıkla gerçekleştiği konusunda kesin tahminler yapabilirler. Kuantum mekaniğine göre dünya başlı başına bunun gibi bir şans oyunudur. Evrendeki bütün cisimler kesinlik değil, olasılık kurallarına göre yönetilen atomlardan ve atomu oluşturan moleküllerden meydana gelmiştir. Doğa olasılık kuramıyla tanımlanmıştır. Ve bu oldukça mantık dışıdır. Birçok insanın kabul etmekte zorlanacağı bir konudur. Bu insanlardan biri de Einstein'dı. Einstein, gerçekliğin temelinin derinliklerinde şansın yattığına inanamadı. Ve Einstein bunu kabul etmedi. Tanrı zar atmaz dedi. Bizim kesin bir şekilde ya bu olur ya da şu diyemiyor olmamız onun hoşuna gitti. Fakat diğer fizikçilerin çoğu olasılıktan çok fazla rahatsız olmadı. Çünkü kuantum mekaniği denklemleri onlara atom gruplarının ve ufak moleküllerin davranışlarını çok net bir şekilde tahmin edebilme gücü veriyordu.
Çok geçmeden bu güç çok büyük buluşlara öncülük etti. Lazerler, transistörler, tümleşik devre, tüm elektronik dalları. Tüm bu zaferlere rağmen kuantum mekaniği son derece gizemli kalmaya devam ediyor. Tüm bu şeyleri çalıştırıyor. Ama biz hala Albert Einstein'ın 1920'lerde, 30'larda sorduğu temel soruları yanıtlayamadık. Olasılık ve ölçüm de sorular arasında. Gözlem davranışı. Niels Bohr'a göre ölçüm her şeyi değiştirir. Molekülü ölçmeden ya da gözlemlemeden önce özelliklerinin belirsiz olduğunu düşünüyordu. Örneğin çift yarık denklemindeki bir elektron. Arkadaki detektör yerini belirlemeden önce çok farklı pozisyonlarda her yerde olabilir. Onu gözlemlediğiniz ana kadar ve sadece o anda pozisyonun belirsizliği ortadan kalkacaktır. Bohr'un kuantum mekaniğine yaklaşımına göre bir molekülü ölçtüğünüzde ölçme hareketi molekülü gitmesi mümkün olabilecek her yerden vazgeçmesi için zorluyor ve onu bulacağınız belirli bir yer seçiyor. Ölçme hareketi karar vermesi için molekülü zorluyor. Niels Bohr gerçeklik yapısının doğasında belirsizlik olduğunu kabul etti. Ama Einstein etmedi. O kesinliğe inandı. Sadece ölçüldüğünde ya da gözlemlendiğinde değil, her zaman. Einstein'ın dediği gibi, ben Ay'a bakmadığımda bile onun orada olduğunu düşünmeyi seviyorum. İşte Einstein bu konuda çok üzgündü. Evrenin gerçekliğinin bizim gözümüzü açıp açmamamıza dayandığını mı düşünüyoruz gerçekten? Bu çok garip. Einstein kuantum teorisinde bir şeylerin eksik olduğuna ikna edildi. Moleküllerin tüm detaylı özelliklerini açıklayan bir şeylerin. Bu özelliklerin arasında yerleri de vardı. Hatta siz bakmadığınızda bile nerede oldukları da. Fakat o dönemde birkaç fizikçi de aynı endişeyi taşıyordu. Einstein bunun fizik mesleğinin sonu olduğunu düşündü. Bu aslında kötü fizik değildi. Sadece tam anlamıyla tamamlanmadı. Bu Einstein'ın çekincesiydi. Kuantum mekaniği yanlış değildi aslında. Sadece eksikti. Kesin bir şekilde söylenebilecek ya da önceden tahmin edilebilecek her şeyi ele geçirmiyor. Einstein'ın argümanlarına rağmen Niels Bohr hareketsiz kaldı. Einstein tekrar Tanrı zar atmaz dediğinde Bohr Tanrı'ya ne yapması gerektiğini söylemeyi kes diyerek yanıt verdi. Ama 1935 yılında Einstein kuantum mekaniğinin zayıf noktasını nihayet bulduğunu düşündü. Evrenin tüm mantıksal görüntüsüne ters düşen çok garip bir şeydi bu. Teorinin tamamlanmamış olduğunu bununla kanıtlayacağını düşündü. Buna dolaşıklık deniyor. En garip, en saçma, en çılgın, en komik tahmini kuantum mekaniğinin dolaşıklığa neden olduğudur. Daha saçma bir şey yok. Dolaşıklık, kuantum denklemlerinden gelen bir teorik tahmindir. İki molekül birbirine yaklaşırsa dolanabilir ve özellikleri birleşebilir. Kuantum mekaniği, bu molekülleri ayırsanız, farklı yönlere gönderseniz bile dolanık, ayrılmaz bir şekilde birbirlerine bağlı kalacağını söylüyor. Bunun nasıl bu kadar garip olduğunu anlamak için elektronların dönme özelliğini düşünün. Fırıldağın aksine bir elektron döndüğünde diğer kuantum özelliklerindeki gibi siz ölçene kadar tamamen belirsiz ve değişkendir. Ve ölçtüğünüzde her iki saat yönüne de döndüğünü göreceksiniz. Ya da ters yöne. Bu tekerlek gibi. Durduğunda rastgele bir şekilde ya kırmızı ya da mavide duracak. Bir tekerleği düşünün. Eğer bu iki tekerlek dolaşık iki elektron gibi davranırsa, her defasında bir tanesinin kırmızıda, diğerinin de mavide durması garanti. Ya da tersi. Tekerleklerin birbirine geçmemesi oldukça kuşku uyandırıyor. Fakat Niels Bohr ve meslektaşları tarafından benimsenmiş olan kuantum mekaniği daha da ileri giderek çiftlerden biri uzakta, hatta ayda olduğunda aralarında kablo ya da gönderici olmadan önceden tahminde bulunuyor. Birine baktığınızda kırmızıda durduğunu görürsünüz.
Diğeri de tabii ki mavide dur. Başka bir deyişle molekülü burada ölçerseniz sadece onu değil dolaşık olduğu partnerini de etkilersiniz. Ne kadar uzak oldukları fark etmez. Einstein'a göre dönen tekerlekler ya da moleküller arasındaki garip uzun menzilli bağlantı o kadar saçmaydı ki buna uzak bir yerde hayalet olayı dedi. Şaşırtıcı olan şu ki bir molekül üzerinde ölçüm yaptığınızda diğer molekülün durumu da etkileniyor. Onun durumunu da değiştiriyorsunuz. Hiçbir güç, makara ya da telefon kablosu yok. Bu şeyleri bağlayan hiçbir şey yok değil mi? Buradaki hareketim nasıl olur da orada olanları etkiler? Yani birbirleriyle iletişim kurmaları mümkün değil. Yani tamamen garip. Ve Einstein bunu 1935 yılında fark etti. Einstein, kendisini sadece gerçeğin değil, matematiğin garip olduğuna inandırarak dolaşıklığın bu şekilde işlediğini kabul edemedi. Dolaşık moleküllerin var olabileceğini kabul etti ama neden birbirlerine bağlı olduklarının gizemli uzun mesafeli bağlantı dışında daha basit bir açıklaması olduğunu düşündü. Bunun yerine dolaşık moleküllerin daha çok bir çift eldivene benzediğinin üzerinde durdu. Bir kişinin iki eldivenin farklı iki kutuya koyduğunu hayal edin. Daha sonra o kişi kutulardan birini bana veriyor. Ve diğer kutuyu Antarktika'ya gönderiyor. Teşekkür ederim. Bu eldivenin hem sağ hem de sol elinin olduğunu biliyorum. Ve kutuyu açtığımda eğer sol el bendeyse İçine kimse bakmamış olmasına rağmen Antarktika'daki kutuda sağ elin olduğunu biliyorum. Bunun gizemli hiçbir yanı yok. Görünen o ki kutunun içine bakarak diğer eldiveni etkilemedim. Bu kutuda her zaman eldivenin sol eli, Antarktika'daki kutuda da sağ eli olacak. Eldivenler farklı iki kutuya konulduğundan beri bu böyle. Einstein tamamen aynı düşünceyi dolaşık moleküllere uyguladı. Elektronlar hangi durumda olursa olsun ayrıldıkları andan itibaren tamamen belirgin olmak zorundalar. Peki kim haklıydı? Uzak mesafelerde bile olsalar hemen bağlantı kurabilen moleküllerin dönen tekerleklere benzediğini savunan Bohr mu? Yoksa hayalet bir bağ olmadığına, her şeyin siz bakmadan önce zaten çoktan karar verilmiş olduğuna inanan Einstein mı? Bohr'un mu yoksa Einstein'ın mı haklı olduğunu anlamak için verilen büyük mücadelede Einstein, molekülün siz ölçene kadar kesinlikle döndüğünü söylüyor. Einstein'a nasıl kontrol ediyorsunuz diye sorulduğunda siz de ölçüm yaparsanız kesin dönüşü görürsünüz diyor. Borsa ama dönüşü kesin duruma getiren ölçmektir diyor. Sorunun nasıl çözüleceğini kimse bilmiyor. Tüm sorulara bilim değil felsefi açıdan bakılmaya başlandı. 1955 yılında Einstein öldüğünde hala kuantum mekaniğinin en iyi ihtimalle gerçekliğin tamamlanmamış tanımı olduğunu düşünüyordu. ...1967'de Kolombiya Üniversitesi'nde Einstein'ın kuantum mekaniğine karşı verdiği mücadeleyi hiç beklenmedik bir acemi üstlendi. John Clauser, astrofizik dalında doktorasını tamamlamak üzereydi. İlerlemesini engelleyen tek şey kuantum mekaniğindeki notuydu. Mezunken bile ne kadar denesem de kuantum mekaniğini anlayamıyordum. Clauser hayatını değiştiren keşfi yaptığında Einstein'ın haklı olup olmadığını merak ediyordu. Bu keşif çok az bilinen İrlandalı fizikçi John Bell'in tanınmayan yazısıydı. Bell şaşırtıcı bir şekilde Einstein ve Bohr arasındaki çıkmazın çözümü ve evren hakkında kimin haklı olduğunu ilk ve son kez göstermek için bir yol bulmuşa benziyordu. Kuantum mekaniğinin bakış açısının büyük ihtimalle yanlış olduğuna ikna oldum. Yazıyı okuyan Clauser, Bell'in dolaşık moleküllerin gerçekten hayali bir şekilde iletişim kurup kurmadıklarının ya da bir çift eldiven gibi aralarında hayali hiçbir şey olup olmadığının nasıl ifade edileceğini keşfettiğini gördü. Bunun da ötesinde Bohr biraz matematik kullanarak eğer hayali bir olay yoksa kuantum mekaniğinin tek başına eksik olduğunu gösterdi. Tıpkı Einstein'ın düşündüğü gibi.
ama bu yanlıştı. Bu zamana kadar gördüğüm en adam akıllı sonuçlar olduğuna karar verdim. Bell bir teorisyendi. Fakat yazdıkları birçok dolaşık molekülü yaratan ve karşılaştırabilen bir makine yapılırsa sorunun cevabının bulunabileceğini gösterdi. Bell soruyu deneysel bir soru haline getirdi. Sadece felsefeyle ya da yazılanların yapılmasıyla alakalı olmayacaktı. Ve planladığı deney yapılmalıydı. Konuyu açıklığa kavuşturmak için gerçek bir deney hazırlayabilirdiniz. Clauser, münakaşayı sonlandırabilecek bir makine yapmaya başladı. O zamanlar sadece punk bir mezundum. Bu bana gerçekten inanılmaz gibi geldi. Her zaman küçük de olsa dünyayı yerinden oynatacak bir sonuç bulma şansınız vardır. Clauser'ın makinesi binlerce dolaşık molekül çiftini ölçebilir ve çok farklı şekillerde kıyaslayabilirdi. Sonuçlar gelmeye başladığında Clauser çok şaşırdı ve bu durum onu mutlu etmedi. Kendime ben nerede yanlış yaptım diye sorup duruyordum. Ne gibi hatalar yaptım? Clauser deneylerine devam etti ve daha sonra Fransız fizikçi Alain Aspect, Einstein-Bohr münakaşasının kalbine gidecek daha geliştirilmiş bazı testler geliştirdi. Aspect'in deneyinde diğerini etkileyen moleküllerden birini ölçmenin tek yolu, birbirlerinin arasında ışık hızından daha hızlı bir yolculuk yapan sinyalden geçebilirdi. Ki Einstein bunun mümkün olmadığını bizzat gösterdi. Kalan tek açıklama hayali bir olaydı. Bu nedenle Aspect'in deneyi hemen hemen bütün kuşkuları ortadan kaldırdı. Bu deneyden çıkan sonuçlar şoke ediciydi. Bu sonuçlar kuantum mekaniği matematiğinin doğru olduğunu kanıtlıyordu. Dolaşıklık diye bir şey var. Kuantum molekülleri uzay boyunca bağlı kalabilir. Bir tanesini ölçmek aralarında boşluk olmasa bile uzaktaki partnerini aniden etkileyebilir. Einstein'ın imkansız olarak düşündüğü uzak mesafedeki hayali olay hakikaten gerçekleşiyor. Kuantum mekaniğini çökertemediğim için yine çok mutsuz olmuştum. Çünkü bugün bile hala inanmakta çok zorlanıyorum. Bu kuantum mekaniğiyle ilgili en garip şey. Anlaşılması bile imkansız. Bana neden diye sormayın. Bana bunun nasıl işlediğini de sormayın. Çünkü bu soru yasal değil. Tek söyleyebileceğimiz şey anlaşılan o ki dünya bu şekilde işliyor. Yani eğer dünyanın böyle garip bir şekilde işlediğini kabul edersek, kullanışlı bir şey yapmak için uzun mesafeli hayali dolaşıklık olayını kullanabilir miyiz? Hayallerden biri, insanları ve cisimleri aralarındaki boşluktan geçmeden bir şekilde bir yerden bir yere aktarmaktı. Diğer bir söyleyişle ışınlanma. Güç verin. Güç veriyoruz. Star Trek, ışınlanmayı ya da sinyal göndermeyi her zaman oldukça işe yarayan bir şey olarak göstermişti. Tamamen bilim kurgu gibi görünüyor ama dolaşıklık bunu mümkün kılabilir mi? Afrika açıklarındaki Kanarya Adaları'nda deneyler yapılmaya devam ediyor. Kanarya Adaları'nda iki farklı gözlemevi olduğu için deneyleri burada yapıyoruz. Bunun yanında çevre çok güzel. Anton Zeilinger kendini ya da diğer insanları ışınlama konusundan oldukça uzak. Fakat farklı minik molekülleri ışınlamak için kuantum dolaşıklığını kullanmaya çalışıyor. Bu durumda foton ve ışık molekülleriyle çalışıyor. La Palma adasındaki bir laboratuvarda bir çift dolaşık foton üreterek başlıyor. Dolaşık fotonlardan biri La Palma'da kalıyor, diğeri ise lazer güdümlü teleskopla 144 kilometre uzaklıktaki Tenerife adasına gönderiliyor. Zeilinger daha sonra ışınlamak istediği üçüncü bir foton getiriyor ve onu La Palma'daki fotonla etkileşime sokuyor.
Ekip iki molekülün kuantum durumlarını karşılaştırarak etkileşimi inceleyecek. Ve işte bu inanılmaz kısım. Hayali olay sayesinde ekip bu karşılaştırmayı uzaktaki adada bulunan dolaşık fotonu, üçüncü fotonun birebir kopyasına aktarmak için kullanabilecek. Bu üçüncü foton adalar arasındaki boşluktan geçmeyerek okyanusun karşısına ışınlanacakmış gibi olacak. Başlangıçtaki bilgiyi çıkartarak yeni bir başlangıç yarattık gibi düşünün. Zeilinger bu tekniği başka yerlerde de kullanarak binlerce molekülü başarılı bir şekilde ışınladı. Peki bu daha ileri götürülebilir miydi? Biz de moleküllerden oluştuğumuz için bu işlem sayesinde insanlar da bir gün ışınlanabilir miydi? New York, hoş geldiniz. Diyelim ki öğle yemeği için Paris'e gitmek istiyorum. Dolaşık moleküller sayesinde teoride bu bir gün mümkün olabilir. İşte ihtiyacım olan şey. Paris'teki bir molekül odacığıyla dolaşık halde olan New York'taki başka bir molekül odacığı. Bu taraftan Bay Green. Scanner ya da fax makinesi gibi işleyen bir kapsüle girerim. Alet vücudumdaki sayısı gözle görülebilir evrendeki yıldızlardan daha fazla olan molekül sayısını tararken diğer odacıktaki molekülleri de beraberinde tarıyor. Ve iki takım molekülün kuantum durumunu karşılaştıran bir liste ortaya çıkıyor. Ve işte dolaşıklık bu noktada devreye giriyor. Uzun mesafedeki hayali olay sayesinde liste aynı zamanda benim moleküllerimin başlangıçtaki durumunun Paris'teki moleküllerin durumuyla nasıl ilişkili olduğunu ortaya çıkarıyor. Daha sonra operatör bu listeyi Paris'e gönderiyor. Orada benim her bir molekülümün kuantum durumunu yeniden inşa etmek için verileri kullanıyorlar. Ve yeni ben görünmeye başlıyor. Bu moleküllerin New York'tan Paris'e gitmesiyle alakalı değil. Bu dolaşıklığın benim kuantum durumumun New York'ta çıkarılmasına ve Paris'te yeniden yapılandırılmasına olanak sağlamasıyla ilgili. Merhaba Bay Green. Merhaba. Şu an kendimin birebir kopyası olarak Paris'teyim. Ve olsam iyi olur çünkü New York'ta bütün moleküllerimin kuantum durumunun ölçülmesi orijinal beni yok etti. Işınlanan şeyin işlem esnasında yok edildiğinin kuantum ışınlama protokolünde kesinlikle olması gerekir. Ve bilirsiniz ki bu insanı biraz tedirgin eder. Sanırım sizden sadece bir öbek nötron, proton ve elektron kalır. Çok güzel görünmezsiniz. Günümüzde insan ışınlama konusundan oldukça uzağız. Ama bunun olma ihtimali bir konuyu gündeme getiriyor. Paris'e gelen Brian Green gerçekten ben miyim? New York'taki benle Paris'teki ben arasında hiçbir fark olmamalı. Bunun nedeni de şu ki, kuantum mekaniğine göre beni ben yapan fiziksel moleküller değil, moleküllerin içerdiği bilgi. Ve bu bilgi, vücudumu oluşturan trilyonlarca moleküle rağmen mükemmel bir şekilde ışınlandı. Bu çok derin, felsefi bir soru. Alıcı istasyona gelen şey orijinal mi yoksa değil mi? Benim düşüncem şu ki, orijinal derken, orijinalin bütün özelliklerini taşıyan bir şeyden bahsediyoruz. Ben o makineye girmezdim. İnsan ışınlanması gerçek olsun ya da olmasın, kuantum mekaniği belirsizliği diğer tüm potansiyel uygulamalara sahip. Seth Lloyd, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki kuantum mekaniğini güçlü yeni şekillerde kullanmaya çalışan araştırmacılardan biri. Kuantum mekaniği çok garip. Böyle gelmiş böyle gidiyor. Yani bilirsiniz, hayat bize garip limonlar sunuyor. Biz bunu kullanarak garip limonatalar yapabilir miyiz? Lloyd'un garip limonatası kuantum bilgisayarı şeklinde geliyor. Bunlar kuantum bilgisayarının telleri. Bu altın rengi ve sarı mekanizma dizüstü bilgisayarlarınıza hiç benzemiyor olabilir. Ama aslında aynı dili konuşuyor. İkili kod. Bilgisayar dilinde bit denilen sıfırlar ve birler konuşur. En küçük bilgi parçası bittir.
ve bilgisayar bilgiyi daha küçük parçalara ayırır, daha sonra onları inanılmaz derecede hızlı bir şekilde döndürür. İşte bu şekilde. Bu kuantum bilgisayarı bitlerle konuşuyor. Ama herhangi bir anda 0 ya da 1 olan klasik bitin aksine kuantum biti biraz daha esnek. Biliyorsunuz, buradaki herhangi bir şey bit olabilir. Burada 0, şurada 1. Bu bit bilgisi. Yani aynı anda hem burada hem şurada olan bir şey varsa elinizde o zaman kuantum bitiniz ya da Q bitiniz var demektir. Bir elektronun hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine dönebildiği gibi kuantum biti de hem 0 hem 1 olabilir. Yani qubit birden fazla görev yapabilir. Yani bu klasik beyinlerimizin hayal edemediği şekillerde hesaplamalar yapabileceğimiz anlamına geliyor. Kuantum biti teoride kuantum tarzında davranan herhangi bir şeyden yapılabilir. Bir elektron ya da atom gibi. Kuantum bitleri birden fazla görevi başarıyla yerine getirdiğinden problemlerin çözülmesi için qubitlerin nasıl bir araya geldiğini çözersek hesaplama gücümüz katlanarak harika hale gelebilir. Kuantum bilgisayarının neden bu kadar güçlü olduğunu anlamak için bir labirentte kapana kısıldığınızı düşünün. En kısa sürede yolu bulmak istersiniz. Ama çok fazla seçeneğiniz vardır ve hepsini teker teker denemek gerekir. Bu da çok fazla başarısızlığa uğrayacağım anlamına geliyor. Şanslı olup çıkış yolunu bulmadan önce bir sürü çıkmaz sokağa git, bir sürü yanlış dönüş yap. Günümüzdeki bilgisayarlar problemleri hemen hemen bu şekilde çözüyor. Çok hızlı bir şekilde yapmalarına rağmen tek bir seferde sadece bir görev üstlenebilirler. Aynen benim labirentte tek bir yolu takip edebiliyor olmam gibi. Ama bütün olasılıkları aynı anda deneyebilseydim, hikaye tamamen değişebilirdi. Kuantum bilgisayarı da bu şekilde çalışıyor. Moleküller bir bakıma aynı anda birçok yerde olabildiği için bilgisayar çok fazla sayıda yolu ya da çözümü aynı anda araştırabilir ve doğru olanı hemen bulabilir. Evet, böyle bir labirentte keşfedilecek sınırlı sayıda yol vardır. Yani klasik bir bilgisayar çıkış yolunu oldukça hızlı bir şekilde bulabilir. Ama milyonlarca ya da milyarlarca değişkeni olan bir problem düşünün. Örneğin hava tahminini en kısa sürede yapmak gibi. Deprem ya da kasırga gibi doğal felaketleri önceden tahmin edebilirdi. Bu tarz bir sorunu çözmek şu an imkansız olabilir. Çünkü oldukça büyük bir bilgisayar gerekiyor bunun için. Fakat bir kuantum bilgisayarı bu işi sadece birkaç yüz atomla halledebilirdi. Ve bu bilgisayarın beyni bir tanesinden daha küçük olurdu. Kuantum dünyasının güçlerini kullanma konusunda günden güne daha iyiye gidiyoruz. Ama ileride neler olacağını kim bilebilir ki? Bu teorinin temelinde hala büyük bir boşluk olduğunu unutamayız. Ve kuantum seviyesine, atomların ve moleküllerin kademelerine inildiğinde karşılaşılan garipliklerin tümü nereye çıkıyor? Atomlardan ve moleküllerden oluşan biz insanlar tek bir belirli durumda sıkışıp kalmışken kuantum dünyasındaki şeylerin bir kısmı burada, bir kısmı orada gibi görünerek neden belirsizlik durumunda kalıyor? Biz her zaman ya buradayızdır ya da orada. Niels Bohr, cisimlerin boyutu artarken kuantum dünyasındaki tüm bu garip belirsizliğin nasıl ortadan kayboluyor gibi göründüğüne dair herhangi bir açıklama yapmadı. Kuantum mekaniğinin gücü ve doğruluğu ortaya çıkmasına rağmen bilim adamları hala bunu anlamakta zorlanıyor. Bazıları kuantum mekaniği denklemlerinde bazı detayların eksik olduğunu düşünüyor. Ve küçük dünyada çok fazla sayıda olasılık olmasına rağmen eksik detaylar atomlardan büyük dünyadaki nesnelere giden sayıları belirleyebilir. Böylece bu olasılıklardan biri dışında her şey kesin bir sonuçla netleşmiş olur. Diğer fizikçiler kuantum dünyasında var olan olasılıkların hiçbir zaman ortadan kalkmayacağına inanıyor. Her bir olası sonuç gerçekten meydana geliyor olmasına rağmen bizimkine benzer evrenlerde sadece büyük bir kısmı gerçekleşiyor.
Bu, insanın aklını başından alan bir fikir. Fakat gerçeklik hepimizin gördüğü bir evrenin ötesine gidebilir ve durmaksızın kollara ayrılarak her olasılığın gerçekleştiği yeni alternatif dünyalar yaratabilir. Bu kuantum mekaniğinin sınır noktası ve nereye gideceğini kimse bilmiyor. Gerçekliği bizim düşündüğümüzden çok daha fazla görkemli, çok daha fazla garip ve gizemli olması benim için aynı zamanda harika bir durum. Bilimin güzelliği, en garip hayallerinizin ötesindeki şeyleri öğrenmenize imkan sağlamasında. Ve kuantum mekaniği bunun somut bir örneği. Kuantum mekaniğini öğrendikten sonra bir daha eskisi gibi olamazsınız. Kuantum mekaniğinde garip olduğu kadar net olan bir şey var ki, o da miniklerle büyükler dünyası arasında hiçbir sınır yok. Bunun aksine bu yasalar her yere uygulanıyor ve cisimler küçük olduğunda garip özellikleri en çok ortaya çıkan kısım oluyor. Kuantum mekaniğinin keşfi bir gerçekliği, bizim gerçekliğimizi ortaya çıkardı. Evrenin temelini tamamen anlamaya çok daha fazla yaklaşıyor olmamız hem şok edici hem de heyecan verici.